Dizimizin yeni bölümünden herkese merhaba. Yine çok güzel bir bölüm ve çok değerli bir konukla karşınızdayız. Ama öncesinde merhaba hocam. Merhaba Ayça'cığım. Yapabildim. Yapabildin. Sakin, sakin evet, devam evet. ediyor. Evet, giderek daha sakin oluyor. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Bu merhaba hocamlardan sonra ben susuyorum. Konu anonsunu size bırakıyoruz. Evet. Böyle bir görev dağılımı yapmıştık çünkü. Bugün sevgili Sevinç Erbulak'ı yakaladık sonunda aslında. Hem dizi bitmişken, dizi setler devam ederken yani sizin tabii zamanınız çok dolu oluyor. Öyle. Ama onun yanında bir sürü başka iş de yaptığınız için ve bize vakit ayırdığınız için teşekkürler. Hoş ben geldiniz teşekkür kampüse, ediyorum. Hoş dizi bize. Hoş bulduk. Sizin sormak istediğim çok soru var. Ama öncesinde şöyle bir gündem değerlendirmesi yapalım diye düşünüyoruz. Yani çok fazla şey oluyor. Aslında bir hafta ekran için çok uzun bir zaman ve çok fazla gelişme oluyor. Ama ben işlerinden birkaç tanesini seçtim. Belki bu arada siz de hani dizi bitmişken televizyona bakma fırsatınız olmuştur diye. Çünkü aynı anda genelde evet, zor oluyor. Fena değildim. Bittiği günden bu yana. Yani Bakabildim. Baktığım özel takip ettiklerim falan da var yani. Kızımdan ötürü de onların sayıları her geçen gün artıyor tabii. Bu yani son 15 gün fena değildim televizyonla ilgili. Evet. Ama tabii soruların nereden geldiğini bilmiyorum hocam. İzlediklerimiz bakalım Ayça'nınkilerle kesişecek mi? Benim ilk gündem maddem Fi'ydi. Çünkü hani Fi geçen dönemde başlarken de devam ederken de çok ses getirdi. Özellikle sosyal medyada. İkinci sezonun başlangıcı da bir hayli ses getirdi. Bayağı günler öncesinden başladı. Fi başlıyor diye. Ben ilk bölümü izledim. Bu sefer Aylin hocam izlemeden ben izleyebildim. Çünkü o çok yoğundu haklı olarak. Ben o yoğunluğunuzu kullandım hocam. Siz izlemediniz, ben izledim ilk bölümü. Yo, izlemiştim aslında. Gerçekten cumartesi mi? Sabahı izledim. Perşembe akşam yayınlandı. Cumartesi sabahı izlemiştim. Yine yetişemedim evet, size ama ya. Ama sen önce tweet atıyorsun ve hani tweetlerden sen belli etmiş oldun izlediğini. Siz neyse. Fi izliyor musunuz? Hayır. İlk sorudan sanırım. İnternetim kesikti hocam. Olur. Şöyle, Fi'yi biliyorum. Bence de çok güzel tanıtılıyor. Bu arada sanıyorum da çok da güzel bir iş. Sadece benim ona bir vaktim olamadı ama öğrencilerimin yoğun ısrarlarıyla onlar ben internet konusunda da çok başarılı biri değilim. Bana böyle linkler attılar. Birkaç sahne seyrettim. Ne olduğunu biliyorum. Üçlemeyi okuyan biri de değilim. Yani belki okusaydım daha çok merak ettiğim bir şey olurdu. Çünkü hayatımda okuduğum kitaplar film ya da dizi olduğunda bakalım ne olmuş diyenlerdenim. Yani Fiyiz ikiniz gibi istikrarlı bir şekilde seyredemedim ama çok sevdiğim bir arkadaşım kostüm tasarımlarını yapıyor Özlem Kaya. Bilmiyorum ikinci sezonda devam ediyor mu? Orada da sınıfta kalmayayım hocam. Ama çok kaliteli ve çok güzel bir şey oldu. Çok belli. Sadece şunu öğrendim. Galiba 9 veya 10 bölüm ilk sezon çekilmiş. Ve böyle bir paketi olduğunu öğrendim. Bak, izlemiyorum ama yani 12 bölüm ilk sezonda. Yani seyredilebilir bir teklif olduğunu gördüğüm için şimdi özellikle de bu No 309'un final yapmasından sonra sanki böyle iyi bir vakit ayırabilip bir hafta sonu bu meseleyi halledip öğrencilerimle aynı adreste buluşabilirim. Fi'yi sen çok beğenmedin. Biraz ilk bölümde 90 dakika yayınlandı. Sonrakiler böyle olacak mı bilmiyoruz. 90 dakika sana biraz uzun geldi. Evet, temposunu düşük buldum ve hani böyle çok televizyon matematiğiyle çekildiğini düşünüyorum. Yani ilk bölümün en azından. Evet, ben acaba televizyona hazırlık olabilir mi? Çünkü 3. sezonun Show TV'de yayınlanacağı açıklandı. 3. Yani sezonda orada olacak. İlk sezonu nasıl bir matematiğe göre çekildi ve ikinci için böyle bir şey söylüyorsun? Yani süresi uzun. İlk sezonda bu zaten çok belirleyici yıkardı. Bir şey değil mi? Süresi şimdi, uzun. Televizyon 90 dakikaya çıktı ve hani ben hep şey diye düşünüyorum. Şimdi televizyonda dizilerin süresi uzamak durumunda kaldığı için orada başka şeyler devreye giriyor. O tempoyu yavaşlatacak ve süreyi uzatacak detaylar devreye giriyor. Saçmalıklar yani. Yani öyle demesem de. Esas olarak şöyle ilk sezonda da mesela ilk 8 bölümde hep aynı şeyi izledik. Süre kısa olsa da hikaye bir türlü akmadı ve yani hani izleyiciye, internet izleyicisinin biraz böyle ayıp edildiğini düşünmüştüm ben. Yani yeter artık hani bir hızlanın, bir senaryoda bir aksiyon olsun kısmı. 8'den sonra biraz hareket geldi. Şimdi böyle bambaşka tabii bir 2 ay ara verilmiş ve onların 2 aylık dünyasında neler olmuş hani onu gördük 90 dakika boyunca. Ama zaten yavaş ilerleyen bir iş aslında. Belki hani televizyon matematiğine uygunluğu o tarafa şey yapabilirim. Yani ben hani biraz şeyle bakıyorum. Hani teknik bir izleyici gibi hani nasıl oldu, nasıl yaptı diye bakıyorum. Kendimi hikayesine kaptıramıyorum. İlk sezon, yani ikinci sezonun ilk bölümünde de durum buydu benim için. Baş
Başka ne var elinde? Başka bir başka ne var elinde? Malzeme ne var? Korkarak bekliyorum. İkinci de çok şey olmak istiyorum yani. Bilir kişi olmak istiyorum. İkinci başlığımda Kenan İmirzalıoğlu'nun başrollerinde oynayacağı ve aslında uzun zamandır konuşulan Mehmet Bircan Fatih adlı projeye onu dair. Onu da biliyorum. Gelişmeler. Biliyorum. Çok ses getiren bir proje oluyor daha kendisi gelmeden. Afişiyle de ses getirdi. Bu Cannes'daki dizi fuarında da çok gündem olmuştu o dönemde. Fakat daha başlamadan sette bir yönetmen değişikliğine gidiyor. İnan ki bunu bile duydum. Düşün. Bravo. Bunun devamında da ilk sezon, yani birinci bölümün askıya alındığını, 2 milyon gibi bir yatırımı gözden çıkarıldığına dair bir haber okudum. Ama biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Yani tüm bölümün baştan çekilmesi gibi bir şey değil de yeni yönetmenin kendi dünyasını kuracağı detaylarla bir şekillendirme olur herhalde diyorum. Bana esas ilginç gelen tabii bir bölümün hani 2 milyon gibi bir parayla eşdeğer olması. Yani bu kadar yüksek bir maliyetli prodüksiyon yapılıyor, yapılabiliyor olması. Yani bu paranın kompanse edilme, tekrar hani kazanılma şekli gerçekten inanılmaz. İnanılmaz bir efor gerektiriyor. Evet. Ama bu mümkün biliyorsunuz. Ve şimdi bakalım, bekliyoruz. Yani aslında yakın zamanda bir teaser bekleniyordu. Ama bu değişiklikten dolayı teaser henüz yok. Sadece bir afiş frenimizde. Ama o şöyle doğru. Yani şimdi ben ilk yönetmenin açıklamasını okudum. İyi yolculuklar diliyordu. Hı-hı. Yapıma, hı-hı, başta hı-hı, Kenan İmirzalıoğlu olmak üzere diye. Bence bu çok zarif bir şey. Ve devrettiğini söylüyordu. Oradaki nedenin ne olduğu artık önemli değil yani. Hı hı. Kendisi çalışmayacağını ve hı hı, yeniden sürecin başlayacağını. Şimdi bu çok güç bir şey. Bunun ne kadarının yeniden çek... Yani bu bir münazara olsa mesela ben 2 milyona rağmen harcanmış, tamamen sıfırdan, her saniyenin yeniden çekilmesi gerektiğini düşünenlerden olurdum herhalde. O münazaranın o masasında olurdum. Hı hı. Evet, çok büyük bir israf gibi görünüyor tabii ki böyle baktığımızda. Özellikle yaşadığımız ülkede bir dizinin bir bölümüne 2 milyon, hı hı, ayırmak dediğimiz şey. Ama sanatın herhangi bir dalıyla uğraşan insanlar kendi özgünlükleriyle davranırlar. Ve maestrodur yönetmen. Yani, hı hı, burada bir enstrüman çalan bile değiştiğinde bence senfoninin seyirciye baştan çalınması gerekir. Ama hani maestro değişiyor. Onun için ne kadarını kabul edecektir, ne kadarı muhafaza edilip yeni üslupla, yeni bir görgüyle çekilecektir. Bu hakikaten çok karar aşamasında çok zor bir konu. O benim tabii fikrimdi. Yani belki de dediğiniz gibi tüm bölüm baştan çekilecek ve hani 2 milyon. İşte ona da mesela oyuncular atılacak. O zaman da işin oyuncusu olsam orada da hakikaten çok itiraz ederdim. Yani ben buna hislendim, bunu oynadım, ben bunu bir daha. Çünkü bizim de öyle bir doğamız vardır. Yani ben, daha doğrusu ben yaptıkça, tekrar ettikçe bozulduğunu, oyunlaştığını, hı hı, robotlaştığını, biraz metalleştiğini düşünenlerdenim. Ben biraz daha böyle neredeyse sinemada ve dizide prova kayıt, tiyatro provalarında da hani böyle düşünülür düşünülmez çıkıp denenmesi gerektiğine inananlardanım. Çünkü seyirci bizim masa başı çalışmamızı hiç bilmez. Şimdi dizilerde çok yeni okuma provaları falan yapılıyor, duyuyorsunuzdur. Hı hı. Orada bir sürü kararlar alınıyor. Ama seyirci burada fikirsiz. Çünkü seyirci işte birinci bölüm. Öyle bir şey seyrediyor onun için. Oyuncular da buna bence bayağı yani canları sıkılmıştır, çok eminim yani. O zaman siz de aslında hani hem yönetmeni kendi oyunculuk dünyanızda, hem yönetmeni maestro olarak kabul ediyorsunuz ama hem de bir taraftan da böyle kendi yorumunuzu kattığınız ya da biraz alan istediğiniz bir tarafınız da var diye anlıyorum. Yani yönetmen elbette maestrodur. Yani kafamıza göre nota çalamayız yani. Çalarsak işte Strauss bestesi ise sevincin bestesi haline gelir. Yoruma bu anlamda kapalıdır ama her yönetmen bir gezegen. Tıpkı her oyuncunun da bir gezegen olduğu gibi. Şimdi bir şey anlatmıştır ve koca bir birinci bölüm çekilmiştir. Keşke bana sorsalar, derim ki, şimdi kendi antitezime ulaştım bu kadar zaman geçince konunun üzerinde. Birinci bölüm o yönetmenin imzasıyla başlamalı. Bence beni duysunlar. İkinci bölüme de yeni yönetmen başlasa. Hem paralar boşa gitmez, hem oyuncular da en azından o tekrar... Demotive olmaz. Evet, bilmiyorum. Belki de o ekip tam tersine bununla motive olacaktır. Bilmiyorum ama güç. Her iki bacağı da yani çok dilemma var yani. Evet. Sizin notlarınız var mı hocam bu haftaya dair? Dizilerle ilgili de... Bu hafta beni mutlu izlemeyi...
izlemekten mutlu olduğum bir iş girdi yayına. Hayat Sırları. Bu hafta girmedi o. Yani aslında bu hafta 3. bölüm yayınlanacak Evet. Şimdi. Biraz geriden de yetiştim. Ekrandaki şu an mevcut işlere bakınca hani böyle en sevdiğim iş. Hani Ahmet Mümtaz Taylan'dan dolayı torpil yaptığım düşünülmesin. Yani onun bir fanı olduğum burada belli. Bence bu çok güzel bir torpil olurdu. Hocam düşünelim ne olacak? Bütün oyuncular çok iyi. Özellikle o ailenin çocuklarını oynayanların, yani o üç kardeşin arasındaki diyaloglar çok iyiydi. Özellikle bir yani diyalog yazma konusunda resmen bir ustalık var. Mahir Ergun, evet, senaristi. Yani, o diyaloglar bende hani çok sıcak bir yine iyi insanlar arasında böyle olduğumu hissettiren böyle bir ekran aslında var. O yüzden Hayat Sırları yeni favorim oldu. Evet, bu vesileyle de Mahir Hanım'a tekrar selamlarımızı iletelim. Belki döner dolaşır, Evet. Kendisine ulaşır. 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 Çok özel bir yazar olduğunu düşünüyorum. Oynayabilmiştim onun yazdığı bir dizide Sonbahar. Hatta Ahmet Mümtaz Taylan'la oynamıştık. Hatta konu hiç oraya gitmeyeceği halde ilk tanıtım toplantılarında sonunda bizi evlendirmişti Maynur. Maynur'un hem kalemini, Maynur Ergun'un hem kalemini çok gerçek ve güçlü buluyorum. Yani pek çok televizyon matematiğine öyle olması gerektiği için öyle yazılan pek çok süre doldurma anına yenik düşen bir kalemi yoktur. Bunu ciddi bir okuryazar olmasına da bağlıyorum. Sadece kendi yaşadığı ülkenin değil, dünyanın da farkında olan gerçek bir entelektüeldir kendisi. Hı hı. Tanıdığım için söyleyebiliyorum. Bir de oyuncuya şu izni tanıdığı için, şu dünyanın kapısını açtığı için bende çok özel bir yazardır. Bir tutturukluğu yoktur metinlerinde. Yani kanavası bellidir. Hakikaten kabaca nereye gideceği bellidir. Ama oyuncu denen malzeme, yani Sevinç oynamayıp Ayça oynadığında, Ayça oynamayıp Aylin oynadığında başka bir şeye dönüşeceği için, aynı rol, başka bir hacmi kapladığımız için ve fiziksel değerlerimizden sesimizin tonuna, elimizi kullanma şeklimize kadar tamamen apayrı olduğumuz için birbirimizden, biraz da oyuncuyla şekillendirdiğini düşünüyorum. Biz oyuncular da bunu severiz. Yani bizi izleyerek yazmaya devam ettiğini bildiğimiz yazarları, karşılıklı heyecanlandığımız yazarları elbette çok sevip onlarla sürekli olarak çalışmayı da tercih ediyoruz. Şu anda şey duygusu yaşıyorum. Siz aslında benim için hani aynı zamanlarda beraber büyüdüğümüz, sizin ekranda olduğunuz ve hani bir çeşit böyle o dönemki işte 90'lardaki böyle gençliğini, geç dönem çocukluğunu yaşamış insanlar için aslında kahramansınız. Ve ben o kahramanla şimdi ne kadar tatlı sohbet edebiliyormuşuz diye yaşıyorum. Bunu söyleyince hani 90'lardan bugüne kadar aslında hani çok uzun zamandır ekrandasınız. Ekranda büyüdünüz. Evet, doğru. Ekranlarda ve kulislerde büyümüş olabilirim. Evet, yani tabii ki sadece ekranlı, yani tiyatrocu bir ailenin zaten kızısınız ve hani onu, o havayı soluyarak doğduğunuz, büyüdüğünüz aşikar. Kuşkusuz, evet. Ne değişti sizce? 90'lardan aynı kaldı. Televizyon ekranı için soruyorum bunu tabii. Hani ben hiçbir şeyin aynı kalmadığını düşünüyorum. Yani öyle bir değişim geçirdi. Ama bunu sadece Türk televizyon dizi tarihi için falan söyleyemeyiz. Dünya çok değişti. Zaten bizim yaptığımız işin bütün organik bağda, yani avatarı aslında dünyayla şekilleniyor. Dünya kabalaştı. Dünya horlaştı, yozlaştı. İlişki biçimleri çok değişti. Dokunmaların, sarılmaların yerini dürtmeler ve o dürtmelere bağlı olarak, bunlar benim öğrencilerimin dilleri ve öğrencilerime aşık bir yerden söylüyorum bunu. Ne oldu? İşte arkadaşlıklar 90'lı yıllarda tartışmalardan sonra biter veya aralar verilir, başka arkadaşlar tarafından yapılandırılırken şimdi beni unfollow etmiş, tekrar takibi almış üzerinden çok da gerçekliğini tartamayacağımız bir zemine oturdu dünya. Yani bunun çok iyi tarafları da var, hızlanmasının, çok kötü tarafları da var, yozlaşmasının. O yıllarda diziler, her şeyden önce kabaca süresi çok değişti. Şu an yani 10 katı olmasa bile sanıyorum 5 katı çekiyoruz. Yani o zamanlar çektiklerimizin 5 katını çekiyoruz. Şu an minimum 2 ekip çalışıyoruz. Çünkü buna mecburuz. Ve uyumuyoruz. O zamanlar uyuyorduk. Ve buna çok itiraz etmemize rağmen, bizim bir meslek örgütümüz olmadığından ya da oyuncuların tamamı bu fikirde olmadığından,
ve de ya da değil bu ve de pastanın paydası çok eşitliksiz dağıtıldığından bundan memnun olanlarla bundan şikayet edenler arasındaki iç savaş sürmeye devam ettiği müddetçe, bununla ilgili hiçbir yasa geliştirilmediği müddetçe biz hep başlayan, bittiğini bile, yani bittiğini öğrendiğimizde ne zaman başladı ki dediğimiz ya da tam tersi, bunun başka versiyonları da bir şeyde oynarken onun bitmesine yakın başka bir dizi için yapımlarla görüşme yapan, tırnak içinde mecburen hayatı idame ettirmek için bir sürece doğru evrildi. Kayıttan önce konuştuğumuz gibi ben 90'lı yılların bütün romantizmini çok özlüyorum. Bütün açılardan. Tabii ki şu anda Amerika'nın işte bilmem ne köşesinde bir arkadaşıma saat 3'te yazdığım bir şeyin 3'ü 2 geçe ulaşmasını seviyorum ama bu avantaj kısmı. Hala mektuplara öykünen bir kuşağın da, 75 doğumluyum ben. Eyvah, yaşımı söyledim YouTube'da. 75 doğumluyum ve bu taraflarda çok özlediğim tarafları. Bu kabalaşma ve bu hızlanmayı değiştirme imkanımız olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu sesler daha çok çıkmaya başlarsa, bu süre doldurmak için bir kapı çalındıktan sonra kapı açılana kadar geçen sürede ne çocuklar doğar ve ne çocuklar ölürken ki benim az evvel saçmalık olarak adlandırdığım şeylere seyirci itiraz etmediği müddetçe bizler için de zaman zaman o kanallara mecburen uyarak, zaman zaman çektiğimiz şeyin neye dönüştüğünü yayın bandında seyrederek, çünkü bir aletten geçiyor biliyorsunuz, yani istediği kadar kırpabiliyor ve istediği kadar kullanabiliyor. Bazen bir oyuncu bir bakışının, eğer kendini iyi gözlemleyebilen, kendi farkındalığı yüksek biri ise, o sahnenin orasını, o oyununa bakmadığını biliyor. Ama masada da senin o bakışına süre olarak ihtiyaç var. Oradakiler de çok haklı. Kesip o anını kullanıyor. Dolayısıyla biraz şöyle görüyorum 2000'li yıllarda, özellikle 2000 başlangıcından itibaren reklam arası dizi yapıyoruz. Reklamların seyirciye yeterince pompalanması ve aynı anda giriyorlar o yüzden. Yeterince reklam izlenebilmesi için aralarda küçük dizi sahneleri oynadığımızı düşünüyorum. 90'lı yıllarda bu durum tamamen tersineydi. Yani hatırlıyorum Süper Baba ve Baba Evi de 45 dakika yayın bandı vardı. 3 tane 5'er dakikalık reklamımız vardı. İlk teknik olarak ne diyorsunuz bilmiyorum. Televizyonun altında böyle şuh diye böyle bantla bir markanın göründüğü dizi. Yanılmayayım ama Baba Evi'dir ve çok şaşırmıştık. Bölüm finallerinde ellerimizin buralarında yazan boya markalarına falan çok 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 şaşırmıştık. Şimdi ne hale geldiğini siz benden çok daha iyi bilip derslerinizde işliyorsunuz. Gerçi o zamandan bugün aynı reklam sürelerinde de biraz düzenleme yapıldı. Hani o çok sert geçen işte 45 dakika reklam izlediğimiz bir Kurtlar Vadisi vardı mesela. Hani şimdi en azından belli kurallar içinde biraz da manipüle ediliyor ve bozuluyor onlar kanallar tarafından ama yine de daha az var. Bu aslında hani sunduğunuz perspektif ve o 90'ları hani biraz daha romantik nitelemeyi tabii çalışma koşulları, insan ilişkileri açısından bir de bu kadar kalabalık değildi, onu da bir söylemiş olayım. Yani aslında bu sürekli bir yerme gibi anlaşılmasın. Şimdi sektör çok kalabalıklaştı. Oyunculuk arttı. Aynen. Oyunculuk okullarının sayıları arttı, mezunların sayıları arttı. Ben artık işte 17 senedir eğitmenlik yapıyorum Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde mezun olduğum okulda. Ben gerçekten artık o kadar çok, bu çok iyi bir şey, o kadar çok öğrencim var ki hep böyle kendi datamdan hocam dediklerinde dırırt şu sınıf sene filan. Tabii hiçbir zaman bu kadar net başarılı olamıyorum ama sayılar çok arttı. Ama mezun oyuncu sayısının arttığı kadar konu artmadı, yazar artmadı, yönetmen artmadı. Yani oyuncu popülasyonunda çok ciddi bir artış var. Neden olduğunu hiç benim, belki siz benden çok daha iyi bulmuşsunuzdur. Aşağı yukarı aynı oyuncuları izlediğimiz bir sirkülatif yapı var. Genç çocukların kendilerine, yeni mezunların kendilerine çok zor yer ve iş buldu. Elbette buluyorlardır ama böyle keşfedilmelerinin hani pamuk ipliğine bağlı olduğu, neredeyse tesadüflere ve gezegen hareketlerine falan dayanan kesişmelerden sonra dizilerin, televizyon dizilerinin içine girebilen çok yetenekli bir genç kuşak var. Da aslında sözünüzü kestim. Bunlardan birisiydi. Evet. Gençlere başrolde de yer veren, evet, ender aslında işlerden bir tanesiydi. Yani hem esas
kıza ve çocuğa hem de bütün yardımcı oyunculara yer veren ve işinde yeni mezun. Biz öyle bir ekip olarak çalışıyoruz. Ben bazen neredeyse bir tiyatro oyunu oynadığımızı düşünecek kadar bu işi okumuş ve bu işe kafa patlatmış. Her yerden bir toplama, nefis kadro öyle bence çalışıyor. Herkes favori etti yani. Burada ben şeye dönmek istiyorum. 90'larla bu günü karşılaştırdığımızda yani şimdi o 309 mesela Süper Baba'yı düşündüğümde yani 90'lar şimdi Türkiye açısından aslında sert yıllar. Her anlamda, ekonomik anlamda, siyasi anlamda ve o zaman böyle ekranda bir romantizm var, daha özgür bir ortam var, gerçek, işte, daha gerçek, işte bekar anneler, babalar, insanların ilişki, birbirleri kurdukları ilişki biçimleri daha gerçek. Bugüne baktığımızda, hani bugün işte evet küreselleşmenin etkisiyle tabii hani bir sürü şey hızlıca değişti. Çok. Çok hızlı adapte olabiliyoruz yani. Reflekslerimiz çok güçlendi. Ama ekranda 90'larda gördüğümüz bir aile dizisini bugün göremiyoruz aslında. Bugün başka kodlarla görüyoruz. Evet. Hani o 309'daki o dizide ekrandaki Ender aslında aile komedilerinden bir tanesiydi bu yayınlandığı iki sezon içinde. Ama orada bile hani çeşitli kodlar kurulmuş ve ideal böyle formatlar sunuluyor gibi oluyordu izleyiciye. Hı hı. Buradaki bu bir çeşit muhafazakarlaşma aslında, bu katılaşma. Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Süper Baba, Baba İvi, Şehnaz Tango. Yani katılarak şöyle düşünüyorum. No 309 da bu anlamda. Dediniz ya Süper Baba'da, Baba evinde bekar anne baba veya aynı evin içinde evli de olsalar bazı kaçamakların da işlendiği. Bunlar hayat. Yani boşanmak günahlı bir şey değil. Ayrıldıktan sonra insanların birileriyle sevgili olması, bunun tutmayacağını, bunun onu mutlu etmediğini görmek ve ayrılmak, bunlar hiç günahlı değildi 90'lı yıllarda. Şu anda da benim için hiç günahlı şeyler değil. Ama işte evet, 90'lı yıllara çok sert dediniz. Evet, ben 2000'li yılların yani sertlik karşılaştırması yaparsak şu an fantastik olduğunu düşünüyorum. Yani ben yaşadığım ülkenin ülke bir Tim Burton filmi olsa ancak o zaman seyredip ikna olabilirim. Bu gerçek değil, bu bir Burton filmi diyebileceğim kadar vicdanımın ve aklımın sınırlarının almadığı şeyler oluyor bizim yaşadığımız ülkede. Bu arada onu söylemek isterim. No 309'a gelince bence çok enteresan bir açılış yaptı. No 309 Fated to Love denen bir Kore dizisinin uyarlamasıdır. Aslı Zengin ve Banu Zengin kardeşler gerçekten 65 hafta boyunca bazen 167 dakika sürelere varan bir işi özel hayatlarından çok çalarak, çok büyük emek vererek yazdılar. Ve çok enteresan açıldı. Birbirini tanımayan ve bir yanlış anlaşılma sonucu No 309 numaralı odada bir araya gelip sevişen bir çiftimizin birinci bölümüyle açıldı ve çok çok ciddi eleştiri oklarına maruz kaldı. O kadar günümüz anlayışına göre masum değildi yani. Hayattı ve böyle. Bunu göstermek istedik. Hatta sonra ikinci sezona doğru da bir başka kız arkadaşının varlığından söz etti dizi. Artık evlenmişti. Yanlış anlaşılmalarla dolu olan kızla. Ve eski sevgilisi çocuğuyla geldi. Hiç fena değildi aslında. Bütün eleştiri oklarının hedefi oldu ama böyle şeyler olabiliyor. Bunların televizyonda çekilmesini yasakladığımızda ya da bunları, annemin çok güzel bir lafı vardır, yasak istek doğurur. Bunu yaşıyoruz. Çok muhafazakar ve çok ciddi bir sansür çağında olduğumuzu da düşünüyorum. Bunu sadece televizyona indirgeyemeyeceğim. Sözümüzü söylemede de çok sansürlendiğimiz bir çağda olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla No 309'u bu anlamda hepimizin ihtiyacı olan bugünlerde, bu Tim Burton filminin tam orta yerindeki çeşitli rollerdeki bireyler olarak çok ihtiyacımız olan bir açığı kapattı. Onun adı gülmek. Onun adı biraz kendi sıkıntılarından. Bunu tiyatro da çok güzel sağlar. Yaşadığın her şeyi 1 saat 20 dakikalığına, 2 saatliğine, süresi neyse eserin, biraz ardında bırakmanı ve izlediğin şeyle bütünleşmeni sağlayan konser, bir müzik yapabilir bunu. Fazıl çok güzel yapar. Bunu Süreyya Devlet Opera ve Balesi, bale temsilleri tırnak içinde olduğu müddetçe yapar. Ve bunu iyi televizyon dizileri yapar. Ben televizyon dizilerini biraz ayırıyorum iyi ve kötü diye. Yararlılar ve zararlılar diye. Çünkü televizyon seyirci kitlesinin bir kere para verip taksidi bittikten sonra içinde gördüğü herkesi
kendi sayesinde orada gördüğüne ikna olduğu ve zaman zaman sokakta çok aceleniz varken ve ona selam vermediğinizde seni ben yarattım ve yanımdan bu kadar hızlı geçiyorsun diyebilecek kadar haddini ve sınırlarını aştı. Bunu zaman zaman komik, zaman zaman çok trajik bulanlardanım. Sadece televizyon değil de yani sosyal medyada da buna bir sosyal medyada bu bir linçtir. Var. Yani sosyal medyada bazen görüyorum, benim de başıma geliyor. Başka birinin başına geldiğinde de görüyorum. Yazılanlar ve çizilenlere bakıyorum. Bariyersiz bir yer ve çok kahramanı var. Tırnak içinde. Ama ben biliyorum ki o kadar içini boşaltırcasına negatif bir anlamda yazdığı birini sokakta görse, ceketi varsa düğmesini ilikleyip fotoğraf çektirip selfie yapıp imza alacak. Yani işte bu da mesela bu dilemma da böyle bir şey. Yani her şey teziyle ve antiteziyle var. Nereye kadar faydalı, nereye kadar zararlı? O program 25 dakika. Ben sizinle bunu 2500 dakika biraz tartışırım yani. Ayça biraz hareketlendi, evet, zaten. Bu programı biraz esneteceğiz. 25 dakika. Evet, ama çok geçtik. Özür dileyerek yani geçtik mi? Evet. Aman Allah'ım. Yani No 309'u şöyle hayatımda çok güzel hatırlayacağım. Gerçekten çok iyi ve çok oyunbaz bir ekiple 65 hafta boyunca bu ülkenin de bir bireyi olarak hayat devam ederken, tıpkı senin kartındaki gibi devam ederken, iyi ve kötü her şey bizi umutlandırır ve çok yorarken zamandan ve hayattan güzel çaldık. Sadece seyirci gülmedi, biz de içinde çok güldük. Onun için hayatımda, bir de hayatım hep öyle denk gelmiş. Aman diyorum, hiç şeytan kulağına kurşun, hep böyle gitsin. Ayağımın ters ters gittiği bir dizi setim de olmamış. Bunun nedeni belki az dizim, çok bölümüm olması da olabilir. Onun için son yaptığım iş için altını çizmek isterim ki çok güzel hatırlayacağım bir aile var şu anda ardımda. Evet. Tekrar ekranda yakın zamanda izleyecek miyiz? Bir planınız var mı? Ya orada siz plan yapamıyorsunuz. Hayat siz plan yaparken başınızdan geçen şeyler oluyor. Ben şu anda yeni bir tiyatro oyununun provasına girmek üzereyim. İnşallah ve galiba. Fırat Tanış'la da oynadığımız tiyatro evinin ayrılık oyunu beni çok mutlu ederek devam ediyor. Sanıyorum tiyatro provası sırasında böyle bir şey yapmam. Buradaki sanıyorumun açık kapısını da şundan ötürü bırakıyorum. Öyle bir şey gelir ki hayır diyemezsiniz. Ben bunu yani dur yapıyorum, yapacağım dedirtecek bir şey olursa tabii kendimi çok yorucu bir şey. Bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Tek başına bile çok yorucuyken iki tiyatro oyunu, onların hepsinden önce bir kız çocuğu ve Müjdat Gezen sanat merkezindeki eğitmenliğim ve hiç bırakamayacağım, hiç her şeyi bırakabilirim hayatta. Sahneye çıkmayı, televizyonda oynamayı, her şeyi, gerçekten her şeyi bırakırım ve çok güzel hatırlayarak yaşadığım anılarımı ve izleyici olarak devam ettiğim bir hayatım olabilir. Tek öğretmenliğimi vermem. Bu konuda programdan sonra konuşalım. Ben bir soru soracağım. Çünkü o çok benim için önemli bir detay. Şimdi 90'larla açtık ve hani ben birkaç yaş farkından ötürü birkaç olduğuna emin misin? Bir de iltifat ediyorsun. Birkaç jenerasyon. Birkaç yaş diyelim hocam. Yok ya, benim henüz yaşımla ilgili hiçbir şey. 10 sene sonra programı yaptığımızda belki yayından önce aman Ayça falan şu an söyleyebilirsin. Ya ben 92 doğumluyum. Tamam. Bu dizilerin tamamını da daha sonra izledim. Dün akşam da şöyle bir şey yaşadım. Kız kardeşim var bir de benden 3 yaş küçük. Beraber bakıyoruz tekrar dizilere. Benim hissettiğim şeyin aynısını hissederek böyle baktı, yok artık ya dedi böyle. Çünkü bu da mı, hani isim tanımasa da o da mı oynuyormuş, o da mı oynuyormuş falan dediğimiz ve hani aslında bugünden çok göremediğimiz bir oyun dağılımı var 90'larda. Hı hı. Çok değerli pek çok insan oynuyor ve hepsi karakter oyuncusu ve hepsine ayrı hayatlar yazılıyor. Ve en önemli detay benim için görmekten çok mutlu olduğum şeyler, insanlar fönlü saçlarla uyuyup fönlü saçlarla uyanmıyorlar. Evet. Yani hani o değişiklik, o prodüksiyon anlamındaki değişiklik beni çok şaşırtıyor. Bunu söylediniz ama ikiniz hoca öğrenci. Daha gerçekti. Daha gerçeğe yakın olmasına ter atıyorduk. Şu an dünyada o kadar gerçek değil. Şu an dünyada da ürünleri tanıtmada, Fırat onu çok güzel söyler, biz ürünüz der. Ben buna katılıyorum. Yani konu takibi olmadan sadece giydiğin ve taktığını seyreden bir kitle de var. Ve ürünleştik. Ürünleştiğimiz için gerçekten uzaklaştıkça seyredilirliği varmış gibi algılanıyor. Hayır, öyle değil. Onun tam için tersi bunu, oysa ki samimiyet arıyoruz. Evet, daha yani fazla samimiyet konuların arıyoruz. Değişmesi lazım. Metin yazımında daha cesur olabileceğimiz bir ülkede yaşıyor olmamız lazım.
gösterilebilen bütün hayat, yaşanan bütün hayatları gösterebiliyor olmamız lazım. Ben sizin kuşağınızdan çok umutluyum. Zaten burada olmamın en önemli nedenlerinden biri de bu. Yani sizler, sizden sonraki kuşaktan da, 2000'lilerden de çok umutluyum. Çünkü arada sıkışmış kuşaklar değilsiniz. Acılarla da yoğrulsanız bence her şeyin farkındasınız. Farkındalığınız çok yüksek ve sizlere artık bu bilgiler hap yoluyla bir deli öğretmen bile olup öyle verse, sadece onun bir kopyası olmanız adına bile kendi kanalı üzerinden de anlatsa, siz hadi ya gerçekten öyle mi, ben ona bir bakayım deyip sorgulayan bir kuşaksınız. Yazarlar sizden çıkacak, yönetmenler sizden çıkacak, bizden 1000 kat daha iyi oyuncular sizden çıkacak. Ben sana söz veriyorum, en fazla 15 sene sonra televizyonlarda çok daha gerçek. Kapı çalındığı an birinin gidip kapıyı açtığı. Bir ilk aşkta ne kadar uzun bakılıyorsa hayatta, işte sen aşık olduğunda ilk sevgiline ne kadar uzun baktıysan o kadar uzun bakılan, ne daha uzunu ne daha kısası olmayan diziler Beş izliyor olacağız. Evet, bu tabii bu stüdyodaki bütün arkadaşlarımıza geliyor. Ve bizi izleyen herkese aslında, evet. Bu işle ilgilenen, başladığımızdan beri hep söylediğimiz bir şey, artık teknoloji bize çok güzel bir eşitlik sağlıyor. Hı-hı. Ve diyor ki herkese ulaşabilirsin. Hı-hı. Yap, üret, devam et, eleştir ve daha iyisini yap. Sorarken böyle bir cevap alacağımı düşünmemiştim ama çok güzel bir cevap oldu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hocam söyleyeceğiniz son bir şey var mı? Evet, son bir şey var. Program Eda... inanılmaz kısa. Benim son söyleyeceğim şey bu. Eda kaç doğmuşsun? Her Eda. Hafta bir öğrenci arkadaşımızdan bahsediyorum. Eda Tatar, sizin kameranızdaki. Eda Balıkesir'den geldi. Sinema okuyor. 1. sınıf. 2 mi oldun? Hazırlıktan beri çünkü stüdyoda çalışıyor. Hatta daha lisedeyken gelmişti. Evet, lisedeyken de geldi. Burada hangi bölümde okumak istiyorum kafam çok karışık diye gelmişti. Ne güzel. Ve yolunu sinemada buldu. Stüdyoda çalışıyor. Eline sağlık Eda. Teşekkür ederim. Bugünkü öğrenci arkadaşımız da Eda oldu. Her hafta bir öğrenci arkadaşımızı anons ediyor Aylin Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ama Fatih beni çok sıkıştırıyor. Artık yönetmenimi dinleyip programı yönetmen maestro olur. Fatih sonra in aşağı dostum. Kapatmak durumundayım. Tamam. Dizimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümümüzde yine çok değerli bir konukla ve dolu dolu bir programla karşınızda olacağız. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Hala abone olmadıysanız abone olun. Çünkü yeni dünya bunu gerektiriyor. Yaptığımız şeylerin izlenmesi de lazım arkadaşlar. Ve pes etmek yok, bizim çağımız dedi Sevinç Hanım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.